Motosiklet Çift'ten herkese selam. Bugün 390 Adventure serimizin 4. videosundayız. Daha önceki videolarda süspansiyon sisteminden, TFT ekranından ve genel kullanıcı deneyiminden kimlere tavsiye ederiz bir motosikleti gibi konulara değindik. Şimdi bu videoya kadar hep iyi şeyler konuştuk motosikletle ilgili. Hiç mi kötü bir şey yok? Ara ara onlara değindik. Fragmanını verdik aslında ama kablo geliyor. Hiç mi kötü bir şey yok? Tabii ki var. Bu motosiklette de birkaç problem benim yaşadığım en azından ve bunu yaşayan başka kullanıcıların da olduğunu bildiğim birkaç konuya değineceğiz. Bunlardan ilki TFT ekranla ilgili bölümümüzde de bahsettiğim buğulanma olayı var. Bu nasıl ortaya çıktı? Tabii motosikleti sıfır alırken bunu görmüyorsunuz. Aldım, bir süre kullandım, işte yıkadım, yağladım, balladım. Bir gün sürüş yaparken bir baktım ekranda böyle bir buğulanma var. Üstünde zannettim. Önce elimle silmeye çalıştım. Geçmiyor. Sonra bir içimi korku kapladı. Ulan ne dedim, bu sıkıntı. Gitti, ekrana bir şey oldu. Sonra biraz araştırmaya başladım. Bunun benim haricimde başka kullanıcıların da yaşadığını gördüm. Ekran buğulanıyor. Yani ya içeriye su alıyor, bir yerden bir su aldı. O zamanla tekrar hava değişimleriyle birlikte, yoğuşmalarla birlikte tekrar orada beliriyor. Ve genelde etrafında sürekli, artık son zamanda baktım, sürekli böyle köşelerinde ekranın kalan böyle bir nemlenme var iç kısmında. Bunu nasıl çözdük? Servise iletişime geçtik. Durumu anlattım. Böyle böyle dedim. Bu ekran olmaz böyle. Değişsin bu. Gitsin. Yenisi gelsin. Sonra sağ olsun Atamotor bu konuda bana yardımcı oldu. Hemen gerekli işlemleri yaptılar. Gönderdiler, yazdılar, çizdiler. Onaylandı merkez tarafından. Ama hala parça bekliyorum. Yaklaşık 2 aydır bu vaziyette. Bu ekranın yenisinin gelmesini bekliyorum. Pandemiden dolayı gecikiyor, gelmiyor hala. Bekliyoruz. Geldiğinde umarım bu değişecek. Bu sorunu çözmüş olacağız. Umarım yeni gelende de böyle bir şey yaşamam. Bununla ilgili sorun yaşayan arkadaşlar da kesinlikle başvurusunu yapsın. Garantiden değişimini istesin. Evet, bir başka problem de sevgili deneme tahtası Erkin abinin kanalında da bundan bahsetmiştim. Stop etme problemim var motosiklette. Ki ben bunu çok nadir yaşamaya başladım. Daha önce daha fazla yaşıyordum. İkinci viteste genelde oluyor bu. 2'den 1'e atacakken veya boşa atacağın zaman 5, 4, 3, 2 yavaşlıyorsun. 2'den 1'e atacaksın. Debriyajı çekiyorsun. Çıt kesiyor. O ara hızın işte 10 kilometre, 20 kilometre var ya da yok. Yani çok düşük hızlarda oluyorsun. Ama yani bunu neden yapıyor? Hala ben kendi motosikletimin bunu neden yaptığını çözemedim. Servis de bunu çözemedi. Çünkü bir kere kontrol ettirdim ben bunu. Onda da buji piposunun yerinden çıktığını tespit etti servis. Onu geri yerine taktı. Sonra bir süre daha stop etmedi. Sonra tekrar stop etmeye başladı. Ya yerinden tekrar çıktı ya da yakıt hortumuyla ilgili bir sıkıntı var. Yani yabancı formlarda denilen şu. Yakıt hortumları bir süre sonra böyle bükül, o büküntü yerinden, kıvrıldığı yerden iyice şey oluyor. Hani bir boruyu böyle sıkıştırırsınız, kıvırırsınız. Fotoğrafını bulursam onu eklerim şuraya bir yere. O yakıt hortumuyla alakalı bir problemden dolayı stop etme olayının yaşadığını söyleyenler ve bu yakıt hortumunu değiştirerek bu problemi çözdüğünü iddia edenler var. Bujisini değiştirenler var. İşte buji piposu benim yaşadığım olay gibi onun yerinden çıkıp geri takıp şey yapanlar var. Ama KTM tarafından bunun sebebi şu, çözümü şu denilen bir şey yok. Ama bu problem var mı? Bu problem hala var. Size çözüm yollarını bu şekilde söyleyebilirim. Ya benim bildiğim bunlar. Hani net bir çözümü olmadığı için hani bu şey gibi değil. Garantiye gönderelim değiştirsin değil. Yani servis bu konuda ancak kendisi yardımcı olmaya çalışıyor. Bunu yazdık. Yani Spor Moto'ya da yazdık. Global'e de yazdık. Ama bununla ilgili KTM'den şu an bir geri dönüş yok. Onun için en büyük problem olarak bunu değerlendirebiliriz. Kronik problem olarak. Umarız en yakın zamanda çözülür. Hani motosiklet yeni, pandemi dönemi falan, şu an belki arada kaynadı bir şey oldu olarak değerlendirilebilir ama arada kaynayacak bir mesele olmayacak kadar önemli. Çünkü yani bir tehlikeye yol açabilir. Anında böyle gaz kesmesi hoş bir şey değil. Sürüş güvenliğine olumsuz bir etkisi var. Deneme tahtasındayken bu sorundan bahsetmiştik ya. Videonun altındaki yorumlarda da bayağı hani böyle bir motorda böyle bir şey olmalı mı, olmamalı mı diye bayağı da yani en çok da bu tepki görmüştüm. Evet, biz bunu Erkin abinin kanalında bahsettiğimizde yorumlarda sürekli ya böyle bir motosiklet var madem, ne bu problem falan. Kesinlikle katılıyorum. Hani böyle bir motosiklette böyle bir problem olmaması lazım ama
Hani bu problemden dolayı bu motoru almam ben demeyin. Yani sen ne yapmayı düşünüyorsun yani? Ya benim, ben şöyle düşünüyorum. Yani ya beni kadar da yapmıyor. Ya beni şöyle, bu problemin olması rahatsız ediyor beni sadece. Çünkü bu problem tırmalıyordu. Ya o kadar hani bunu, çünkü ne zaman yapacağını artık bir süre sonra öğreniyorsun. Onunla yaşamayı öğreniyorsun derler ya. Ya şimdi belki diyeceksiniz ya işte hiç müzik güvenliğini düşünmüyorsun, bir şey olur diye. Ya öyle hızlarda yapıyor ki, öyle zamanlarda yapıyor ki ve debriyajı çektiğinizde yapıyor. Yani motosiklet sizi böyle atacak veya tamamen böyle kitleyecek durumda değil. Debriyajı çekmeden o problem ortaya çıkmıyor. Debriyaj çekiliyken zaten sizin frenleme yapma imkanınız da var. Gazı kesse frene basar durursunuz, sıkıntı yok. Ha bu şu demek de değil. Bu problem var ama basit bir problem, ona rağmen alın da demek istemiyorum. Böyle bir problem var. Ama beni, yani şahsımı o kadar rahatsız eden bir problem değil. Bunun muhakemesi size kalmış. Bu sizin için çok önemli bir çizgi ise tercih etmeyebilirsiniz. Ama benim için bunun artıları o problemi çok rahatça kompanse edebildiği için ben memnuniyetle kullanmaya devam ediyorum motosikletimi. Bir diğer eksi olarak sayabileceğim konu da zincir ve dişlisi. Yani bunu da bahsettim Erkin abinin kanalında. DID olmasını beklerdim ben bunun, zincir markasının. Hani marka olarak gitmek istemiyorum ama herkes tarafından bilinen bir şey olduğu için DID'nin kalitesi. Öyle beklerdim. Hani daha kaliteli bir zincir dişli setine sahip olsun isterdim. Çünkü bunda zamanla şey yapabiliyor. Yani ayarında biraz sapma, biraz salma yapabiliyor. Onu işte ayarlamak gerekiyor. Böyle çok sık değil. İyi bakarsanız zincire sıkıntı yok. Hani zamanında yağlarsanız falan filan ama ne bileyim işte bu artçılı kullanımdan sonra ne bileyim yani ara ara ayarı kaçıyor. Kaçabiliyor, öyle söyleyeyim size. Buna karşı da bu çok önemli bir problem mi? Değil. X-Ring bir zinciri var zaten. Üstündeki ne kadar DID olması da o da X-Ring bir zincir. En azından beni 8-10 bin kilometre götürür. Ondan sonra da DID bir zincir dişi setiyle bunun değişimini sağlarım. İçim daha rahat olur. Çünkü her zaman söylüyoruz biz titiz kullanıcılarız. Biraz böyle küçük ayrıntılara dikkat eden kullanıcılarız. Onun için zincir dişliği de ben eksi olarak söyleyebilirim. Ama bu önemli bir problem mi? Yani bence de önemli bir problem değil. Ama benim için eksi daha iyi olabilirdi. Çünkü motosikletin kalitesi, klasmanı bundan daha yukarıda. Yani motosiklet burada, zincir dişli burada. Öyle söyleyeyim. Demek istediğim bu. Eksi olarak nitelendirebileceğim, çok çabuk kirleniyor motor. Yani bilmiyorum, ufacık bir su birikintisinden geçeyim her yeri çamur oluyor. Herhalde bu da şeyle alakalı. Enduro ruhuyla alakalı. Enduro ruhu alakalı? Var ya. Senle alakalı. Ya bu Türkiye'nin yollarıyla alakalı. Ben de şunu diyorum, enduro motosikleti diyebiliyorsak buna biraz kirli olacak, tozlu olacak artık. O şekilde. Kendi kirli dediğim motosikletini çektim şu an. Yolda çamura girmiş halinde. Evet, gidiyorum. Temiz arkadaş bak. Asıl enduro bu. Hayır, bir de senin girmediğin yollara girme cesaretin de var farkında. O biraz şey. Benim için şurası önemli. Burası tertemiz. Tertemiz. Tamam. Yeter. Çok yazık. Yıkaman lazım. Yani motosikletin eksilerini bu şekilde size söyleyebilirim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı abone olursanız bizi mutlu aynen edersiniz. Eksiğimiz, gediğimiz varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Bu arada 390 Adventure serimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın.